Zarlardan mı konuşuyoruz? Evet. Hayır, de zar taşıyan kaç kişi var acaba dünyada ya? Valla mutlaka birkaç deli vardır abi. Değil mi? Bizek biz değilizdir. Biz cebimizde zar taşıyoruz. Alper'in önerisiyle başladım ben de. Yani zar kullanmaya o şekilde başladım Dice Vale için. Sonra da o zaman cebimizde taşıyalım. Tabii tabii. Çünkü ne zaman ihtiyacın olsa şu an cebinde zar evet. olmuyor. Bozuk buraya... parayla yapmak da bir zor. Evet. Ben ilk şeyi bozuk parayla yaptım. Bu arada senin şeyin 2 dakikası doldu. Neyi? Ha yok. Ne olacak? Ne kadar uzun o kadar iyi anlamda ama. Abi dostun diye dedim. Şey... Dice Vale'den bahsedelim o sana. Sen bahsetmek ister misin? Yok, sen yap. Kamera tamam. Senin. Olayımız şu, tamamen rastgele kelimelerle en az 96 biti karşılayacak uzunlukta bir... Yani o şey, gereklilik değil ama evet, bilgisayar öneri. Çağın bilgisayar gücünün şeyine bağlı olarak bir tavsiye. İlk zamanlarda 5 ile başlamış, ilk yapıldığı zaman. Sonra 6'ya çıkmış. En son artık şey diyor, hani bizden işte 2000'lerin başında NSA'nın sahip olduğu bilgisayar gücü şu anda orta çaplı bilgisayar şeylerinin botların ellerinde var zaten diyor. O yüzden 7 artık bundan sonra diyor. Evet. O yüzden evet. En az 7 kelimeden oluşan evet. bir parola kullanmak öneriliyor. Tabii ki burada sizin işte size 3 tane kelime, 7 tane kelime seç desek çoğu kişi işte yine şu anki gibi işte anasının adı, kız kardeşinin adı, anasının kedisinin işte doğum tarihi, kedisinin adı. Aynen ben o parola videosunda da diyorum. Kedimin adı bilgisayarım. Ve ben birkaç tane arkadaşımın bilgisayarında gerçekten kedisinin köpeğinin adını deneyip girdim. Gerçekten de oluyor. Neyse şimdi söylemeyeceğim. Haliyle bir rastgelelik gerekiyor. Rastgelelik de gerçek rastgelelik olması lazım. İşte burada entropiden bahsetmek evet, gerekiyor. Entropiden bahsetmek 2000, gerekiyor. 2018'in en sevdiğim kelimesi yani. Her şeyi açıklayabiliyorsun bununla. Bir düzensizlik. Düzensizliğin ölçütü aslında. Evet, düzensizliğin ölçütü. Yani düzenden ulaştıkça entropi var oluyor. Bir aslında bilginin tam olarak karşıtı. Yani gerçekten felsefi anlamda bakacaksan hani insanlık denen şey ve insan aslında entropinin tam olarak karşıtıyız. Yani biz bir şeyleri düzenlemek, bir araya koymak, bunların anlam oluşturmak üzerine bir varlık gösteriyoruz. Evrense bunları tamamen sıfırlamak ve anlamsızlığa doğru iteliyor. Her şey düzensizleşmeye çalışır gibi bir şey. Değil mi? Haliyle peki bu düzensizliği nasıl yaratacaksınız? En rahat erişebildiğiniz şey zar. Çok güzel bir yöntem. Bir kelime listesi var. 7776 tane evet. kelime oluşan. Ve şöyle oluşturuyorsunuz bunu. Zar atıyorsunuz. Her kelime için 5 kere atıyorsunuz. Haliyle bu 5 tane rakamdan oluşan ki bu rakamlar 1 ile 6 arasında oluyor tabii ki. Numaralar çıkarıyor size. Sonra o kelime listesinde o numaraların karşısındaki kelimelere bakıyorsunuz. Böylece 7 tane kelime için 35 kere zar atmış oluyor. Doğru. Veya 5 tane zarı. Ya da evet. Çok güzel bir tane şey setin var aslında. Zar seti. Göstermek lazım zar setini. Böyle 19 milim miydi? 19 milimetrelik şey akrilik böyle. Evet rengarenk. Kumar şey sınıfı. Böyle 5 milimle birden atıyorsun. Çıngıl 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 dolaşıyor ortalıkta. Dice Vale için böylece her kelime için 5 zar attığınızda bu numaralar çıkıyor. Tabii ki 1 ile 6 arasında dediğimiz gibi her rakam. Sonra bu kelimeleri isterseniz bir sıra düzenlemesi yaparak bir şekilde hikayeleştiriyorsunuz zihninizde. Yani işte biz geçen gün kardeşim ve anneme örnek bir tane yaptık. Sonra dedim ki tamamen kendinize ait bir şekilde bunu yapın falan filan. Orada mesela çok güzel kelimeler çıkmıştı ve hikayesi şuydu abi. Söyleme hikayesini şimdi canım. Yok canım işte o rastgele çıktı. Ne yapayım kimse kullanmıyor. Ha parolayı kullanmıyor musun? Kimse kullanmıyor. Bunu ben orada deneme için hani. Ha tamam çöp. Çünkü onlara örnek yani, gösterdim. Tamam. Örnek gösterdikten sonra dedim ki bunu kimse kullanmıyor. Nasıl olduğunu anladınız mı? Şimdi siz yapın. Hikaye şuydu abi. Sonbaharda arenadan surlara çıkan cenah ağacın altında terk edilmiş bir puset gördü. İşte neydi? Sonbahar, arena, sur, servi ağacı. Bak servi ağacı demeyi unuttum. Servi mi çıktı sadece? Servi çıktı. Puset 5 kelime yapmıştık zaten yanılmıyorsam. İşte bunun 7 kelimelisini yapacaksınız diye göstermiştim. Ve bu hikayeyi de kardeşim bulmuştu o esnada. Gerçekten çok keyifli oluyor. Başlangıçta korkutucu geliyor. Çünkü 7 kelime mi? 7 kelime çünkü bazen 40 küsür, 50 küsür karaktere denk geliyor yani. Ve insan bir ürküyor. Ulan nasıl aklımda tutacağım falan ama bu hikayeyi görsel olarak kafanda canlandırdığın zaman acayip basit. Ve çok güçlü parolalar elde ediyorsun. Çünkü parola güvenliğimiz artık her şeyimiz. Çünkü her şey internette bir de şey modası var. Cloud. İşte bunu cloud'da tutabileceğini biliyor musun? Cloud diye bir şey yok. Başka bir bilgisayarı var yani.
ve sen o adama her şeyini veriyorsun. Bunu korumak için de bir parola kullanıyorsun. Ve işin kötü tarafı gerçekten bir parola kullanıyorsun. Yani bir sürü servise bir tane parola koyuyorsun. Ve biri patladı mı hop hepsi arkasından gibi sökülüyor. Yani diyelim ki ben mesela site yapabiliyorum, site geliştirebiliyorum. Ve senden aldığım bilgiyi okunmayacak şekilde saklayacağımın garantisi yok. Çünkü bunların kaynakları da bilmiyorsun. Nasıl çalıştığını da bilmiyorsun. Herif, ben bu sistemi böyle çalıştırıyorum diye GitHub'a kodunu açık kaynak yapıp yüklese bile, hani öyleleri var ya özgürleştirmiyor ama bak böyle çalışıyor. İyi de senin onu sunucuya kurduğun sürümün bu olduğunu nereden bileceğim ben yani? Mümkün değil. Dosya sistemine erişim yetkim yok ki doğrulamasını yapayım sistemin yani. Haliyle diyelim ki ben oradan bir bilgiyi aldım ve bunu karıştırmadan, özüt değerini çıkarmadan direkt kaydettim. Böyle sen orayı parolaya yazdın. Aşkım seni çok seviyorum. 06-27-65 enter. Yani ben bunu gördüm. Sonra dedim ki acaba ben bunu şey yapabilir miyim? E-postasının parolası da aynı. Ve yüksek ihtimalle aynı. Gmail.com işte Mahmut Ayşe'yi çok seviyor @gmail.com. Aşkım seni çok seviyorum. 06-27-65 nokta enter. İçeri değil. Şeyin hikayesini gördün mü abi? Herifin tekini dolandırmaya çalışmışlar. YouTube kanalı satmaya çalışmışlar. Çocuk sonra dolandırıcıyı madara etmiş. Abi olay şu. Buna YouTube kanalı satacağım 150 liraya 15 bin abonelik bir şey diye bir ilan veriyor. Herif dedi ki ne olacak? 150 lira kaybederim denerim. Parayı yolluyor. Herif oradan kayboluyor. Bunu WhatsApp'tan engelliyor. Sonra arkadaşından yazıyor. Bak dilekçe yazdım. Seni şikayet edeceğim falan filan. Bu da korkuyor. Bir kullanıcı adı parola atıyor. Ben sana bak kanalı verdim kardeşim. Sen girememişsin. Hani istersen şikayetine bunu da ekle falan diyor. Kanal böyle 20 abonesi olan falan dandik bir şey. Sanki onu satmış gibi konuşuyor. Sonra işte arada muhabbetler. Bu çocuk şunu diyor. Ulan bana gerçekten bir kullanıcı adı parola verdi. Acaba bu parolayı e-postasında da kullanıyor olabilir. Abi herif bu e-postayı kullanarak e-postasına giriyor herif. Facebook'una giriyor. Instagram'ına giriyor. Bu dolandırıcı hesap. Tamam mı? Tabii ki orada sahte bir isim. İşte senin gibi sahte bir isim. Sonra adam Facebook'a giriyor abi. Facebook'ta konum haritası var. Giriş yaptığın yerlerin konumu saklanıyor Facebook'ta. Buradan mahremiyetin üzerinden geçip sen hadi bakalım. Abi herifin nereden giriş yaptığını bulmuş, ev adresini buluyor mu? Bulunduğu ili buluyor, söylemeyeceğim onları burada. Sonra abi parayı yollarken gerçek isim giriyor ya, o soy ismine sahip ve o ilde oturan kişileri Facebook'ta bir aratıyor. Şakır şakır şey dökülüyor herifin karşısında, sülale dökülüyor. Tek tek bunların hepsine e-posta atmaya başlıyor, mesaj atmaya başlıyor Facebook'tan. İşte akrabanız olduğunu sandığım şu numarayı kullanan bilmem kim kişi şunu yaptı, bunu yaptı, beni engelledi. Tak 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 yağdırıyor. Çocuk yalvarmaya başlıyor. Abi ne olursun kimseye bir şey söyleme, tamam abi parayı göndereceğim abi falan. Sonra parayı buna bir şekilde yollatıyor, kalan parayı da yollatıyor. Bir de diyor benim EFT masrafım vardı 4,5 lira. Bunu diyor her gün öğleden sonra 3'te 50 kuruş bana geri yollayacaksın diyor. Çocuk tek seferde 4 lira yollamış ki, tek seferde 4,5 yollamış, 4'ünü geri yolluyor diyor ki ben sana 5,5 yollayacaksın yoksa biliyorsun diyor. Herkese açıklarım bunu. Gerçi o da şey gibi geldi bana, şantaj gibi geldi. Yani artık biraz aşırıya kaçmış sayılabilirsin burada. Yani biliyorsun böyle bir teori var, böyle bir tartışma var yani. Şayet bir sistem hacklenebiliyorsa hacklenen kişinin karşı saldırıya geçme hakkı var mıdır? Evet. Sorusu tartışılıyor. Bu tam olarak bunun örneği sayılabilir aslında. Evet. Yani ama bu arada gayet eğlenceli, birçok alanda öğretici, muhteşem bir hikaye olmuş. Yani 150 liralık bir sorun için kamuoyu çok güzel bir ders kazanmış durumda bence. Şahane olmuş. Tek sıkıntı şu, arkadaş bundan bahsederken şifreleri aynı mıydı? Evet girdim, şifresi aynıydı gibi şeyler şimdi yazmıştı. Ama olsun. Zaten biz şifre ve parolanın farkını anlattık. Aynen. Süper şeyler var abi ya. Bu tip şeylerden bahsedebiliriz daha az. Aynen öyle. O zaman hazır bu kadar bahsetmişken bugün parolalarınızı güçlendirmeyi ve düzgün bir parola yöneticisine geçmeyi unutmayın. Bu güçlü parolanızı ben 8 kelimelik kullanıyorum. En az 7 kelime olmasını öneriyoruz. 8-10 yolu var. Hikayeleştirme ve yaratıcılığınıza bağlı. Yaratıcılık tabii ki kelimeleri uydurmak için değil. Rastgele gelen kelimeleri bir sıraya koyup hikaye yaratmak için. Çünkü görsel hafızayla bunu kaydettiğinde hatırlaması çok kolay oluyor zaten. Hatta bence 10 kelimelik bile yapılabilir bu sayede. Ve bunu ana parola olarak kullanarak bir parola yöneteceğiz. Mesela One Password'ü duymuşsunuzdur illa ama o ticari bir şey. Aynı zamanda bulutta çalışıyor. Evet yani şey diyor, ben bunu diyor senin ana parolanla şifreleyip
simetrik şifreliyor yüksek ihtimalle. Şifreleyip ben bunu kendi sunucumda tutuyorum diyor ama yine de başka bir sunucuda duruyor. E bir de millet oraya gidip one password'e işte 1-2-3 yazıyor. Onu şifreledim değil mi öyle? Yani 1-2-3 simetrik şifrelemede özellikle hani, şey ifade etmiyor. Bu brute force denediğini düşün. Deneyelim, aa çözüldü falan gibi bir şey olacak. O yüzden mantıklı değil. Neyse, burada birazcık ses saldırısına maruz kaldık. Bunun detaylarına gireriz. Evet, şimdi olağan paranoyanın DiceWare bağlantısını aşağıya bırakırım. Oradan girer. Aa. Görüyor musunuz? Dualarımız kabul oldu. Çok sürmeyebilir ama. Değil mi? Evet, çünkü bir sonraki odaya geçtiklerinde o zaman... Rastgele kalın. Görüşürüz.